Vasa kendini şöyle işte, Clyburn geldikten sonra biraz daha ikinci plana çekmiş gibi gözüküyor. Evet. O onun oyununa etki ediyor mutlaka. Özellikle Nigel Hayes'ten o Aralık ayında yok adam piyasada. Yok. Yani istatistik yok, ee, heyecan yok. Paranın eşit olduğu bir denklemde Hı -hı. oyuncunun Olympiakos'a gideceği kesin gibi. Sen merhaba, Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Eurolikteki gelişmeleri yine konuşacağız elbette. Takımlarımızın maçlarını ve artık yeni bir yıl, yeni heyecanlar. İbrahim Kutlay, Alain Dikbe, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Hediyeler seneler. Yok. İyi seneler. İyi seneler, seneler. seneler. Sana da, seneler, sana da e, mutlu noeller geçmiş noeller. Ver Teşekkür ederim. Güzel gezdin. Fena değil. Ben Hoş geldin. Yoğun tempo. Hoş bulduk. Gezme. Umarım siz de gezmeye de, devam de, devam biz de burada ha, o zaman ne yapacağız? ne yapacağız? E, Ertuğrul Hoca nasıldı? İyice. Ertuğrul Hoca Gibi, değil mi? Tabii Gezdim. senin Hı. bu programdaki yerin başka. Yani e, ilk günden bu yana. <laughs> Herkese böyle konuşuyor. Tamam <laughs> atıyor tutuyor. Sen gidiyorsun senin programına. Senin yerin başka. Hı. Alen e, biliyorsun. Yani sadece biz de yorumculuk yapmıyor artık. E, evet o... onu gördüm. Onu e, nasıl gördüm. okunuyor? Squeak. Squeak. Aha. Squeak. Evet. şey evet. ayakkabıların sesi var ya parke yüze, yüzeyine. Yüze. Öyle dediler yani. Squeak. Asfalt maçında da geçen yine salondaydı. Aha. Hatta hazırsa ekranda gelsin. E, o gün <laughs> rica edelim. Ah. Çok ciddi bakıyorum. Ne bakıyorsun? bayağı ciddisin yalnız. Yo işte T.J. Parker'in e, taktiklerinden dolayı şaşırdım <gülüyor> biraz. <gülüyor> Savunma seçenekleri vs. vesaire. Ah. Neyse. Güzel kızama bak. Peki nasıl bir yoğunlukta yapıyorsun Hı. ya da yapacaksın şeyi? Oradaki yorumculuğu. Valla ben klon yaptırdım. <laughs> bir tane burada Şu kalacak. <laughs> Biri orada gidecek. Yok. Yoğun işte yani. Seyah seyahatları Gidip gideceğim olacak. Mi? Gidip geleceğim evet. Ama çok şey ya, çok şey değil ya şey, Scott, Scott şey hayatı yani gibi bir şey. Zaten iyi alışmış öyle. bir şey, evet. Güzel. Evet. Yeni yıl hediyelerine hmm. geçelim. Evet. Çarpıcı e, hediyeler e, sevgili e, sponsorumuz Kaströlece teşekkür ediyoruz. Açıyor muyuz? Açıyoruz. Hadi açalım. Sert oldu. Çok evet. güzelmiş ya. Bilmiyorum Oo. ne kadar gözüküyor ama. Bakar mısınız? E, böyle bir yağı koymaya bile kıyarsın. E, arabaya... Ayağına koyacağım bunu. Evet İbrahim Kutlay. Peki. <laughs> ne güzel. İbrahim Kutlay 36 araba arasında hangisini tercih edecek acaba bunu koymak için? <gülüyor> 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 Tekrar teşekkür ediyoruz. Castro Lech teşekkür ailesine. Evet, çok teşekkürler. Da yani mutlu sizin. yıllar. Can Suhan'ın başta olmak üzere mutlu yıllar e, diliyoruz. E, şöyle yani bu hafta Anadolu Efes'le başlayalım. İki takımımız da kaybetti. İki deplasman maçı ki yani sezonu bu bölümünde tekrar bir ineş trendine geçtiğini söyleyebiliriz. takımlarımızın fikstürü de zorlaştı. Makabi Anadolu Efes tabii son çeyrekte atılan sadece 7 sayı Efes hanesinde. aslında maçı yani koparma noktasına ya da işte kazanma noktasına getirdiğimiz bir mücadele. Çünkü Makabi evet iç sahada iyi performanslar sergiledi sezon başından bu yana. Fakat yani Efes'in oyun yoğunluğunu hissettirdiği bir üç çeyrek vardı. Ama yani Clyburn, Mitsić, Larkin bir uyumsuzluk da ilk maçtan gözüktü. ilk Avrupa maçından gözüktü. Yani bir hiyerarşi problemi de belki hani konuşulabilir. Mitsic çok memnun gözükmüyor e, sahada mevcut yapıdan. Bu tabii ki aşılabilecek bir sıkıntı ama pota altı problemi e, mevcut kadroyla aşılabilecek bir problem değil gibi. Yine 12 hücum reboundu ve e, yani e, rotasyonda mesela Jijic ilk 5 başladı. 25 dakika oynamadı. E, bitir, maçı bitiren 5'te Clyburn 4 numarada. Arayış hı hı. devam ediyor Ergin Ataman'dan. Yani yapısal problemler sürerken bir de üzerine işte Larkin'in gelişiyle birlikte e, top paylaşımı sıkıntısı da sanki e, baş gösterdi. E, i̇lk izlenimler yani maça dair ilk analizler neler olur? Buyurun. Evet. Öyle, Öyle mi? Başlayalım bugün. Geçen <laughs> hafta yoktun ya bu hafta ceza olarak mı başladın? Ceza değil. ceza. <laughs> <ha? gülüyor> <laughs> <laughs> Ödül, Ödül verdik. Noel Baba <laughs> oldu için. Evet. Um, yani sadece uzun problemi olsa yani bir şey demem ama o, orada e, o da durmuyor yani maalesef. Bence e, yine e, savunmasından bahsetmek lazım. Yani Lorenzo Brown bence e, oyun kurucularından e, en zor e, yani tutmak için çok iyi enerji sahip etmen gerekiyor. Yani bir de daha çok organize olması gerekiyor. Yani çünkü bir start Stop start stop bir oyun kurucu olduğu için yani böyle snake hareketleri yapması tam işte temas alırken orta mesafe şey lobar temposunda temposundan yani. işte bozuyor yani şey bence Elijah Bryant fena değil bir savunma yaptı aslında yani çok sekanslarda önde duran biriydi ama zor yani zor tutuyorsun çünkü ball handling çok elit. Bir de dediğim gibi işte start, stop ritmini bozmak için biraz zor. İşte kısaların savunması Bence orada şey e, Brian dışında e, pek etkili olmadılar. E, Lakin'den şey Lakin bench'ten e, çıkıyor. Enerjisi biraz düşük, e, dengesiz gözüktü yani benim için. Yani biraz çok fazla gitmeye e, çalıştığı zaman orada bir dengesizliği e, gösterdi. Clyburn e, çok enerji veriyor işte ucumda. E, savunmada da e, kendini saklamaya çalışıyor. Ucundan konuşalım. Biraz e, şeye döndü. Yani Isolation şovu. E, sırayla. Evet sırayla yani döndü. Yani çok az e, şey e, top paylaşımı sekansları ee, izleyemedik yani Anadolu Efes'te tabii ki yani te, top verdiğin zaman Clyburn'e post topta e, tepeden birebir oynayacak bir mutlaka bir sonuç çıkacak ama Anadolu Efes gerçekten bu basketbol seviyesi bu level göstermek istiyor. Bö böyle mi plan var mı maç kazanmak için? Yani bir yere kadar yani gidebilirsin. Maccabi fiziksel bir takım. Bence çok iyi organize ettiler yani Hı. savunması. Ee, atletizm var. Ee, kendi salonunda yani bir sürü parametreleri bu parametrelere göre farklı yaklaşımla gitmesi gerekiyor. Yani aynı taktik aynı noktalara noktalar üzerine oynamaya çok riskli yani bence. Adapte oluyorsun yani bir şekilde. Yani sonra için <laughs> saçmalıkları diyecektim ama başka bir kelimeli yok. Yani şey enteresan top, top kaybıları var yani ondan. Yani en kritik anlarda atıyorum işte altyapıdan ne diyoruz gençleri? Sıçrama pas vermek için. Öyle değil mi? Evet. Yani i̇ki tane var böyle. Yani baskı altında. Yani çok çok enteresan. Bilmiyorum yani şey kaybediyor yani bu o enerjiyi top paylaşmak için o beraberlik. Clyburn, Clyburn, Clyburn işte nereye kadar yani ben şey çok hoşlanmıyorum yani bu oyundan ama herhalde sen dediğin gibi yani çok doğru söylüyorsun yani o yerarşi problemi büyüyecek mi yoksa halledebilecek mi yani soru işaretleri var yani lakin döndükten sonra yani formda e, formu geri aldıktan sonra nasıl e, ne ikram edecek yani o takıma hmm. nasıl dahil edecekler yani Clive'ın ne kadar geri vermeye e, hazır mı? Misic body languagei biraz e, sıkıntılı yani 7 e, sayı atmak çok enteresan yani son çeyrekte e, 23-7 pardon evet 4-4 halden tabi tabi çok garip. Ee, şimdi ilk yani tam takım ilk maçtan e, bu beraber oynama e, ve top paylaşımı veya bu düzen oturacak mı eleştirileri yapmak tabii ki çok doğru değil. E, ama e, Anadolu Efes'te bütün oyuncuların tabii ki e, iyi niyetinden kimsenin şüphesi yok. Yani e, o yüzden oradan başladım, oradan Hı. devam edeyim diye bazen. Şimdi Vasily hiç Shane Larkin, Will Clyburn, Bobo'a yani bu dörtlünün sahada olduğu anlarda e, bazen fazla iyi niyet, fazla vericilik e, problem yani oyun içerisinde problem yaratabiliyor. şey. İşte Vasily hiç kendi kullanacağı pozisyonu Larkin kullansın hmm. istiyor. Veya en sıkışıklarında Clyburn'a gidiliyor ve ee, geçen normal sezonda geçen sene playofflar e, şampiyona giden yolda Vasile Misic ve Larkin birbirine de pozisyon hazırlayan oyun kuruculardı. Hı hı. Yeri geldiğinde yani işleri iyi giderken de o paylaşım paylaşımı yaratabilmişlerdi. Şimdi Clyburn daha bitirici bir oyuncu. Yani e, on, onlar yani Clyburn'dan onlara pozisyon çok gelmiyor. E, ona verince o genelde bitiriyor. Dolayısıyla oyun içerisinde Lalkin, Misic dediği gibi bazen o surat ifadeleri sağ paylaşımında, top paylaşımında bir sıkıntı yaratabilecek gibi gözüküyor. ama sonuçta bu ilk maç. Yani beraber çok az oynadılar. Hmm. zamanı yani biraz daha zamana ihtiyaçları var oynama anlamında ama sezonda çok çabuk ilerliyor. Ama bu maç üzerinde baktığın zaman aslında Efes'in kontrolüne giden bir maçtı. Yani ilk yarı yönde bitirdi. 50 sayı mı attık ilk kere? Hı. Öyle bir şey. Evet. yani e, Devamında üçüncü çeyrek de fena başlamadı. 45. A, e, ama e, son çeyrekte bir kere yani ilk iki çeyrek tamamen ne yaptığını bilen rakibin zaten derin savunması da olmadığı bir ortamda e, çembere giderek doğru pozisyonlar seçer, seçerek aslında istediğimizi almıştık. Ama ne zaman işte top kayıpları başladı. Çembere gidiş tamamen durdu. Rakip biraz daha fiziksel oynamaya başlayınca e, tamamen isolation game oynamaya başladı takım. Ve aslında ilk üç çeyrek gibi keskin çembere gidebilsek bizim Makabi'yi çok rahat yenebilecek bir takımdık. Yani dur onu da gösteriyordu durum. Ama işte veriler öcün uyum Hı hı. Çok cürüm altını zorlayan bir takım. Poitras'ın sakat olduğu bir makabi. Bu. Bir makabi de. Ama yine güçlü. Hayır yine ama güçlü, düşün güçlü. bir de Poitras evet. da olsa. Aynen öyle evet. Yani son çeyrek 14'te 1 hücum performansı. E tabi bu hücum performansı olunca şimdi savunmadan da bahsetmek çok zor. Hı hı. Yani zaten Anadolu Efes evet e, kısalar savunma yapmıyor. Yani yeteri kadar savunma yapmıyorlar. Rakibe zorluk çıkarmıyorlar. Ama tek bir ucunda tek yön. İşte ben hani Efes'in ha. her zaman e, takım olarak Hı -hı. hücumdan güç alarak o savunmada enerjik olduğunu evet. olduğuna inanıyorum. Hı -hı. Herkes belki savunma problemi savunma problemi diyor ama evet savunma problemi var ama hücum Anadolu Efes güvenli hücum ettiği zaman savunmaları da çok farklı oluyor. Ama bu hücum performansıyla Hı -hı. zaten e, o savunmayı yapmak da çok zor çünkü suratlar düşüyor. Hı -hı. Fizik olarak zaten düşüyorsun. E moralle düşünce çünkü savunma enerji işi. Hı. Enerji işi ve istek işi. Evet. Dolayısıyla o enerjiyi bulamıyor takım. Zaten hücum bantları işte rakibe bu e, verdiğin zaman kendi evinde bugüne bugün kadar tek maç kaybetmiş. Daha farklı motivasyonla oynuyorlar. Seyirci için içine girdi. Hı hı. Onların güveni yerine geldi. Son çeyrekte zaten işte, için top kayıpları. E, Çember alttan çok e, saçma sapan toplar. Ee, ilk yarı hani Bobo'a biraz daha kullanıldı ikinci yarı hiç ee, kereinde... yok deva, niye devam etmediler mesela? hiç yok yani e, dolayısıyla e, bu ortamda hani Anadolu Efes eskiden bu kaos ortamlarında bile maç kazanıyordu hı hı. ama şimdi e, işler biraz daha zor gibi gözüküyor ve dediğin gibi hani yani vasılemiz hiç bu takıma çok maç kazandırdı tabii ki kredisi çok fazla ama hı -hı. hani son çeyrek performansı genelde Böyle bu duruma düşüyor yani. Bu o da çok enteresan yani eksik konsantrasyon mu yorgunluk mu? Bir de e, senin dediğini katılıyorum. Yani sanki bir e, yarışma havası var bazen. Evet, işte yani ucumda biliyor musun? Yani ya tamam senden sonra, şöyle sen, sen, musun? senden sonra Senden sonra bana gelecek Sırayla hücum ha. ediyor o ha. evet Yani ben hı. o hı. sırayla hücum etmek climb on Şimdi sıra varsayımıs evet. işte. Hı o kullandı şimdi Larkin'de öyle olmaz. Hücum neyi gerektiriyorsa evet. rakibin akışına göre. Evet akışına göre rakibin ee, zayıf, zayıf nok noktalarına göre veya e, koçun hücumdaki oyun planına göre hareket edildi. Hı, -hı. Ozan attı. Ha, şimdi iki tane de ben sıkıştırayım. Halen de iki tane oradan atsın. Şöyle öyle bir hava var Efes'te. Hı -hı. Yani herkes sırasını bekliyormuş gibi. O da akışın içerisinde mesela sorumluluk alması gereken Vasile Misic veya Çember'e gitmesi gerekirken o Clyburn'un posta bunu oynuyor. Tam yani, bir röportajda anlatmıştın abi bunu Panathinaikos'taki durumla alakalı. İşte Jelko mesela bunları tespit ettiğinde hemen müdahale eder. O zorlayan oyuncu ya da işte ekstra e, hani naziklik yapar. Evet, gibi. zor zorlama da değil mesela. Hani ben o zorlamayı hissetmedim orada ama fazla naziklik de fazla evet. biri yani oradaki nezaket de değil ama hani oyun devam etsin, problem çıkmasın aman işte eee evet. bozulmasın. Lakin de bozulmasın da kendini geri çekmesi bile hı hı. oyundan düşmesine neden oluyor. Mis, çeki problem bence bu. Hı hı. Lakin okey daha formda değil zaten. Hı hı. Ama Vasa kendini şey işte Clyburn geldikten sonra biraz daha ikinci plana çekmiş gibi gözüküyor. Evet. O onun oyununa etki ediyor mutlaka ki gözüküyor bu zaten. Yani burada illa bir kötü niyet aramaya gerek yok ama böyle oyuncu profilleri yüksek ve geniş e, olan kadrolarda bunlar yaşanıyor. İşte burada koçun e, yerinde müdahaleleri. Yani Hı. Koçun tamamen oyunculara inisiyatifi bırakması bu gibi problemleri yaratabiliyor. Bazen koçun yerinde müdahalesi bazen oyuncuların orada inisiyatif alması ve biraz da zamana ihtiyaç var tabii bunları çözmek için. Kastroleç seçimimiz baskı altında gerçek performans. Lorenzo Brown. Maçı konuşmaya tabi devam edeceğiz. Son çeyrekte 11 sayı attı Lorenzo Brown ki Çeyreğin tamamını oynadı. Zaten artı 16 ile bitirdi doğal olarak. Makabi de 16 sayılık bir fark attığı için. Hı -hı. Ee, çok ya, kolay çembere gitti bir kere. Evet, ama yani, çok. Efes zaten yani hem ikili oyunu e, ikili oyunu oynayan kısayı savunmakta, ha. hem de e, uzunu e, yukarıya çıkarmakta zorlanıyor bu sezon. Yani e, şimdi şöyle düşünelim, 5 numaradaki birinci alternatif Bryant Dunstan. 37 yaşında. Evet. E, bu maçın e, ee, hani kritik bölümlerinde de Ergin Ataman 4 numaraya Will Clyburn'u çekti e, aslında ki de o da ana plan olarak düşünülmüş bir oyuncu değil 4 numara rotasyonu. Yani 5'ten de 4'ten de memnun olmadığını aslında gösteriyor Ergin Ataman'ın ee, yeni gelen oyuncuları da hani buraya katarak. Şimdi hem kısayı savunmakta hem de uzunu savunmakta aslında bakarsan Efes zorlanıyor ama kısalar Switch'te direkt 5 numaraya geçtiğinde de ki Efes çok switch yapan bir takım değil. O yüzden 5 numaranın hani yukarı çıkıp aşağı gelmesi çok kritik. Hı hı. Plays, Zizic, oynayamayan oyuncular. Evet. Yani bu kadar ikili oyun oynayan mahir bir guard da varken sadece. Ya yani Lorenzo Buran, yani iki oyuncuyu da iki beş numarayı da plandan anında Çıkardı. çıkarttı zaten. Hani böyle bu kadar defekt varken, bu kadar işte aşil topu varken bir takımın e, mutlaka hamle yapması gerekiyor ki yani işte Akile Polonara'nın e, başka takımlarla e, görüştüğünü uzun bir süredir yani işte Matija Komeliniye menajerine e, takım bulmasını istendiği e, malum e, Kızıl Yıldız işte sakatlıklar sonrası adaylardan biri. Olur mu olmaz bilmiyoruz. Sonuçta e, 100 bine yakın yani 100 bin euroya yakın bir kontratı var aylık. Hı hı. E, Akile işte hı hı. oradan çıkılacak. Diğer takımın ne kadarı karşıladığı e, görülecek vesaire vesaire. Hani bu, bunlar tabii ki teferruat şu anda. Ya orada bir kere yani maddi açıdan bir kazanç sağlayamayacağı kesin çünkü. Yani Adolfes Efes yani Polonar'ı alacak takım bu şartları bilerek kendi ölçülerinde bir para verecekler onlar Efes üstünü karşılayacak yani çok evet, tabii. açık Efes de oradan işte save ettiği parayla bir oyuncuya e, gitmeye çalışacak artık üzerinde ne kadar konulur orası meçhul. E, ama sezon içerisinde devam eden bu problem e, çözülmezse açıkçası yani sezonun sonuna kadar böyle maçlar çok oynanacak çok görülecek yani bugün Lorenzo Brown yarın başka bir kart öbür gün başka bir kart bunların önünün alınması mevcut kadroda çok mümkün değil. Çünkü saklayamıyor Efes zafiyeti olan oyuncuları. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Clyburn dörde geçince de e, şimdi Clyburn bir singleton'ın gibi gibi dört değil. 4 değil. değil Hı. O yüzden de oyun açma konusunda peki tabii ki çok avantajları var dört oynadığı zaman ama diğer oyuncuların oyuna e, girişi Hı -hı. anlamında singleton pozisyonunu bekleyen bir oyuncu. Clyburn top istiyor top isteyen ve evet. e, topla e, efektif olan bir oyuncu. Çok farklı oyun planları. Dolayısıyla yani e, orada bir eğer Polonar'a girecekse bir 4 numaraya kesinlikle bir ihtiyaç gözüküyor. E, ama yani Anadolu Efes'in bu elinde bulundurduğu 3 e, dominant oyuncuyu beraber sahada nasıl verimli kullanacağının bence çözmesi lazım. Çok kritik bir pozisyon yani power forward yani 4 numara. Şimdi markette ne kaldı, ne var, ne varsa çok doğru analiz etmesi Bekliyor lazım. zaten yani. şeyde bir galiba bir, ya bir, kişi bekliyor. Bekliyor o ama yani, tamam tuzu, da. yani tuzu kuru Hı. tabiri var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. tam Chris Singleton için yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hakikaten tuzum kuru. Nerede o şu Tuzla an? alakalı Taması başka rahat. benzetmeler. Amerika'da mı olabilir? şu Burada an? Burada girmeyeyim efendim. Amer girmesen... tuza girmesen. İşte tuza girmeyeyim. <laughs> ne? Arkadaş geçen <laughs> <hiç gülüyor> gün e, can, şimdi madem... Eyvah. Şeye girdi ya. ne? ne girdi? Ne girdi? Geçen gün Can ben beraberlik. yokken sen yoktun biz tamam, bir akşam men, no. yemek e, yemeye gitmiştim evet. e, Can'ı gördüm o da ailesiyle yılbaşı yemeği yiyecekti de öyle bir yarım saat bir saat sohbet ettik kendisinden bahsettik. Kulaklarını çınlattık e, geçen gün toplantıda bir e, kendisini güzel bir şekilde seslenmişti onu söyledi. Hmm. Ne oldu? Ee, ben ee, söyleyeyim kendi sorusuyuz. Şey diyor odadaki film muhabbetini söylüyor galiba İbrahim abi. Yani bir tabirdir ya bu. Evet. işte. E, yani buradaki gerginliği atmak için. Ama takdiridir yani patronun takdiridir. Ben bir şey diyemem. <laughs> bak 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 bak. Ama orada böyle, e, bak, böyle, böyle, böyle olmak <laughs> lazım. Şey Görüyor Patronun <gülüyor> takdiridir. <gülüyor> bak, abi, şimdi bu, şey söyledik değil mi? Söyleyeyim. Bu enflasyonda başka bir cümle <laughs> <laughs> Allah helal olsun. Ben seninle de saygıyla ediyorum ya. Patronun takdiridir. <laughs> helal olsun. Peki çok şey olmasın da yani. Da <laughs> Onur Erdem. Ee, şöyle yani Efes bölümünü noktalarken sen bir şey diyordun son olarak. Ya, yani mevcut, yani mevcut tabii mı? ki yani biri biri lazım ama şey sezona doğru <laughs> daha çok yani biri birini almasalar bence Klarben'i daha çok dört numara olarak ee, kullanmak zorunda kalacak Kane yani Efesi. Yani daha dinamik, şöyle, daha dinamik bir hücum yaratabilmek yani, için demek Şöyle istiyorsan. bir şey oldu ha. aslında bak. Hı. Şimdi sezon başladı. Vasilev Misi çok formda değil ve e, zor bir sezondan geçmiş. Lakin sakat. Olaylar bir anda kıvılcım de kaldı. Hı -hı. Yani şimdi sezon başından beri e, 38-40 dakika arası oynuyor. E, belki de CSK'da kullanmadığı şekilde toplar kullanıyor. Hı -hı. Çünkü attığı üçlükler çok, hiç çok, çok, güzel bir nokta şeyinde evet. kendi özelliğinde olan Hı, -hı. değil. Bir dönem çok da yüzleri soktu. Hı -hı. Ya tamamen hani bu e, Clyburn olayı şeyinde buldu yani aslında. Sonra gidişat daha farklı. Şimdi maçlar kaybedildi bilmem ne oldu. Masih ile hiç daha işte toparlandı. Lakin geldi. Oradaki oyundaki sıkışıklık var bir oyun için şey evet. içerisinde. Aslında mesela Larkin'le Mitz için birlikte başladıkları ilk sezondan e, hani hatırlayacak olursak o dönemleri, e, Larkin işte sakattı. Mitz hiç, hiç beklenmeyen bir şekilde e, çok agresif bir başlangıç yaptı. Larkin döndükten sonra çok minimal de olsa 2-3 maç problem hissedilmişti Efes'te. Ama sonra Larkin bence esas takdir edilmesi gereken nokta. Çünkü Larkin ana oyuncu, Mitsic yedek oyuncu olarak alınmıştı. Yani Jagiris'teki sezondan sonra e, iyi hatırlanması gereken bir dönem bence. E, Larkin çok önemli bir hamle yapıp orada ikinci pozisyonda kalmayı, yani Mitsic'in arkasında kalmayı iyi başardı bir dönem. Sonra değişti, bir sezon sonra değişti. Tekrar Larkin de öne doğru çıktı. Ki Ergin Ataman'ın bence hani o süreci çok iyi yönettiğini evet, evet. E, söylemek lazım ki Ettore Messina mesela <laughs> iki röportajında da söyledi yani bu iki oyuncunun birlikte oynaması bu şekilde oynaması Avrupa basketbol tarihinde hani çok hatırlanacak bir olay diye. Ama işte bu takım bu takım hani tabii ki yönetilebilir bir takım ama başka problemleri de olduğu için o sorunu teşhis etmek ve o soruna eğilmekten ziyade öncelikle e, uzun otasyonundaki sıkıntıları bence çözebilmek lazım. Çünkü yani sırayla problemleri ancak tedavi edebilirsiniz. Yani Efes'in şu anda çok problemi varmış gibi gözüküyor bu bayramda ama bu hafta asvel geliyor. Ee, o yüzden yani bir rehabilitasyon haftası belki <gülüyor> 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 Efes için. Ben be, bence de yani o fırsatı en iyi şekilde değerlenmek gerekiyor. Asvel de kötü durumda. Çok. Hem de mental olarak yani baya kötü durumda ama yani Efes için tabii ki iyi iyi bir idman <laughs> <laughs> practice session olabilir yani bakalım. Ciddi almak lazım ama bu maç. Son bölümler her zaman olduğu gibi soru cevap bölümümüz sizlerle olacak ama hatırlatmamızı da yapalım. Yemek sepeti marketle tüm ihtiyaçlarınız dakikalar içinde kapınızda size yemek sepeti uygulamasını indirip içinden marketi seçerek alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fenerbahçe Beko ile devam edelim. Yani yeni transfer Costa Santetokumpo ilk 5'te çıktı ama hani Fenerbahçe Beko'nun bir dönemde yine maça etki ettiği söylenebilir. Ama genel hatları itibariyle hani bu transfer de e, tabii ki bir pansuman yani çok büyük resmi değiştiren bir transfer değil. Belki Itudis daha fazla kullanabilirdi maçın ilerleyen bölümünde özellikle ikinci yarıda. Kullanmalıydı da. Kullanmalıydı tabii. da belki. E, ama hani tercih etmedi ki de Şampiyer'le alakalı da benzer şey söylemedi. <laughs> yani son çeyrekte de Şampiyer'in neden... Hani ya da ikinci yarıda bu kadar e, geri planda kaldığını ee, anlamak mümkün değil ama e, yani Bologna'ya karşı fiziksel bir maç oynadığınız zaman genellikle Euroleague'de ya kazanıyorsunuz ya maçı istediğiniz noktada götürüyorsunuz uzun bir süre. Sonra hani bireysel çözümler çıkabilir ortaya Bologna bazlı. Ama Fenerbahçe Beko hani biraz Bologna'nın oyununu oynayarak, daha böyle aheste, daha hani Bologna'da işte Belinelli'nin mesela ön plana çıkabildiği e, hani hücum yönünden ağırlık kazanan bir maç oynadı. E, Aralık ayında çıkan çıkılan 6 Euroleague maçının 5'inin kaybedildiğini görüyoruz. Yani hani bu bir kriz sonuçta. Sakatlıklarla başlayan ve yani sakatlıklar döndükten sonra da oyun içinde o çözümün bulunamadığı ve büyük bir yaratıcılık krizi. Yani Willbak'in çok çok iyi oynamadığı bir günde, yani günde ya da işte olacak. kısaların Gudur için iyi katkı vermediği bir günde Fenerbahçe alternatifsiz kalıyor. Yani bugün itibariyle herhalde manşet şu olabilir. Yani %100'ünü vermediği zaman Fenerbahçe Beko ya da standardının üstüne çıkmadığında, %120 ile oynamadığında bir eurolik maçın rahat kazanması zor gözüküyor. Çünkü o yaratıcılığa bu kadro sahip değil. Zaten işte herkesin beklentisi transfer. Carson Edwards devreye girmeyecekse. <laughs> onun da oynamaması bu maçta İtudis'ten sanki önemli bir mesaj gibi. Ee, şimdi <laughs> Fenerbahçe'nin kazandığı maçları başlara baktığımızda senin söylediğin örnek çok çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani Fenerbahçe neden fark attı bundan önceki maçlarda? yüzde 100'üne yakın bir performans. Evet, tabii ki kimse hazır değildi ama e, enerji anlamında ve e, atletizm anlamında e, takım yüzde yüzüne yakın oynuyordu. Ve Willbacon, Kalates, Nacil Hayes, e, Montli bunlar e, müthiş bir performans gösteriyordu. Son 5 maç 4 maçtır kaybediyor Fenerbahçe Beko. Son 4 maçta sakatlıklarla beraber hem fiziksel seviye düştü. Hem enerji azaldı. Şimdi e, evet Bologna deplasmanı kazanılabilecek bir deplasman. Tabii ki kolay değil. Hı -hı. Ama enerjiyi koymazsan fiziksel seviyeni yüksek tutmazsan onlarla o mücadele örneği göstermezsen kazanma şansın zor. Maçın sonunda da 10 sayı geri düşüyorsun. Tekrar geri gelmeyi beceriyorsun. Hı -hı. Ama işte top kay kaybı verilen bir rebound. Işte Belinelli eee Tamam. Kaliteli bir oyuncu ama son çeyrekte bu kadar rahat izin ya. veremezsin. 14'si. Veremezsin. Yani e, hep ekstra bir şey çıkarttı mesela Bologna. Yani çok fazla asist yapmalarına izin verdik, baskı yapmadı Teodosic, e, Payol Payol e, Payola, Payola yani biraz daha agresif oynasak bu rahatlıkları bulamayacaklardı. Zaten şu yani söylemek istediğim şey esas çarpıcı olan kaybetmek değil. EuroLeague maçı düşünün. Teodosic, Belinelli, hani backcourt 15 saniye dinlendi iki oyuncu toplam. O da Teodos için kenara geldiği bölüm son çeyrekte. Hmm. Yani 10 dakika Benelli oynadı. Hmm. 15 saniye Teodos için dinlendi. Hmm. 27 sayıyorsun son periyotta ve hani fiziksel olarak hiçbir şekilde cezalandıramıyorsun Bologna'yı. Yani Euroleague seviyesinde aslında ayrışmış oyuncular belirli evet. oranda bu oyuncular. Doğru, doğrudur. Ee, bu kadroya baktığın zaman Virtus'un kadrosu ben Itulis olarak her zaman yani her zaman sağdayken Belinelli ve e, Teodiz, Teodosic sürekli, sürek onlara gideceksin. Atak edersin değil mi? Atak etmek gerekiyor. Ne oluyor? Bunu yapamıyorsun ve ucunda seni seni mahvediyorlar yani. Yani başka başka bir ama açıklama yok. Ama sen mahvedemezsin. Şimdi, onlar seni mahvediyor zaten. Şimdi, tabii tabii. O, şimdi, ama Guduric çok formsuz. Guduric de çok ısrar etti. Hı hı. şey, ama, evet. şey tempo tempo veren oyuncularından e, bir düşüş var. Yani hı. Hayes, Pierre yani Modri tabii ki yani şey Çengel noktası olarak yani şey topları ona sürekli geldiği için yani mutlaka bir şey yapacak işte yani bence fena değil şut bir şut maç oynamadı mesela. Nasıl? Son çeyrekte 10 dakikada 2 şut kullandı hiç evet. dönmedik mesela. Evet, evet, dön, evet en iyi oyuncu maç evet, aynen e çünkü strateji değişti. Şey Meli Meli giriyor ya son 4 dakikada işte e, çıkışlar vesaire evet Pindanlar bilmem ne şey e, geriden koşuyorsun yani değişti. o yüzden evet aynı yön değişti. Ama enerji konusunda iyi do, doğru söylüyor yani orada bir düşüş var yani özellikle Nigel Hayes'ten o Aralık ayında yok adam piyasada Yok. Yani istatistik yok. E, heyecan yok, yani savunma kim, kim yok. olması Tabii yani Kasım ayında hem istatistik istatistik olarak işte 15 sayı 20 sayı vesaire işte ucunda savunmada switchleri yapan biri yani şey veriyordu yani bir motor olarak işte Pierre yanında ya da Motley ile beraber atletizmden bahsettin ya o üçü beraber sankronize ettik, e, e, ettiği zaman çok zor bir e, şey bir, bir problem çözmek için yani rakip için ama e, o da kaybetti hı hı. o da yok ama bunu çok öngördük aslında yani hatırlarsınız evet. Olur. Ocak ayında yani şey Aralık sonu Ocak ayında o takım sağlık, sağlık, e, sağlık durumunu iyi değilse mutlaka o duvara çarpar. Ki şu anda oluyor. Yani şimdi Edwards konusunda e, bir, bir karar vermesi lazım. Evet. Yani mesaj yani şey altyazı var ya böyle baya büyük bir altyazı çıktı yani bu maçtan sonra. Ama sezon ortasında yani, gelmiş bir koç tamam, değil. Tamam ama itiniz. ben ben yani, hey, söyledim işte. size o yetersiz. Yani ne kadar zaman, e, şey uzman olursa işte C-Lig'de muhteşem şeyler gösterdiği bilmem ne. Burası Euro Yani o kadar kolay değil. Sonra fiziksel e, şey profile göre yani çok sıkıntılı onun için yani bu seviyede mücadele etmek için. Yani karates... <laughs> Daha sonra kimi koyuyorsun? Yaratıcılıktan bahsettin ya, hı hı. yani o da en büyük problem. Goudaric formda form mı? Formda değil. Hiç değil. Virbuk'un değil. Bir değil. Ve, ve şöyle bir... Nasıl telafi ediyorsun yani zaten şu anda? Zaten koçun, hı. işte buradaki Edwards tercihi, diğer kısaları olan tercihi sağda şu şekilde de yansıma buluyor. Şimdi sen kısa yaratıcıyı alamıyorsun ya da kısa bitiriciyi alamıyorsun, hı hı. skor alamıyorsun kısadan. Hı hı. O zaman ne yapacak? Devon Booker'ı sahaya atıyor. Uzundan en azından evet. şut alayım, sahayı oradan açayım tamam. diye. O da 5 saniye dinlendi son çeyrek. Ama Bologna sürekli, sürekli devam ediyordu. Ee, hiçbir sürekli, şey savunamıyor demek. Belki Deo hücumda bir şey yaratıyormuş gibi gözüküyor ama savunmada bir felaket. Felaketti. Belki berbat. o yüzden Antelokumpu orada i̇şte, bir hı. çözüm olabilirdi. Aynen. Ama dediğin gibi kısadan da verim alamıyorsun. Kısadan verim alamayınca orada. Şimdi Fenerbahçe-Beko'nun son 5 e, maçına baktığınız zaman hı hı. rakiplerine bir kere hani enerjiden bahsediyoruz ya. Hı hı. Enerji ve fiziksel düşüş. Zaten çok açık. Neden oldu? 5 orada 5 maçta da Partizan hariç hı hı. kaybettiği kaybettiği 5 maçta e, rakiplerin hepsine 20'nin üstünde asist imkanı vermiş. Rahat bir Ki oyun şansı. E, 26 bu maç. Yani Bologna 26 asist. Hı hı. En çok asist yaptığı maç Bologna'nın. Aynısı Olympiakos maçında da oldu. Olympiakos da Fenerbahçe oynarken bu sezonki en fazla asist oranını yakaladı. Real Madrid 22, Baskonya 22, ki bunlar evinde hı hı. kaybettiği maçlar Fenerbahçe'de bir konu. Bir tek Partizan maçında 12 asist yaptırmış rakibi, onu da, onu da kaybetti. Hı. Şimdi e, hücumda olduğu kadar problemler savunmada da gerek oyun planlı, planında, gerek caydırıcılık konusunda, gerek agresiflik konusunda e, ciddi sıkıntı yaşıyor. Yani işte e, Teodos Belinelli, yani sahada bu iki tane oyuncu var. Şimdi hangi koçu sorarsan sor. bu iki oyuncu özellikle maçın son periyodunda oyundaysa evet. bütün atakları onun üzerine yapar. Bütün oyun, oyun planı ona göre şekillendirir. Toplam 70 yaşında oluyor ikisi doğru mu? Yani... <laughs> ben yaş olarak yani, bir şey yapmıyorum. Ya ama ne İtalya'da demek istiyorum. EYT var mı bilmiyorum. <laughs> ya ben yani. abi, abi, abi sonra... çaylak gibi kaldılar ya şey Marco'yu çok iyi iyi bilirim yani iyi tanırım ama Yaptığı şeyler var ya sıfır hız sadece şey kullanarak yani bir, biraz tiyatro mesela o son pozisyon e, bana göre bana sorarsan Motley motle Fool yapmıyor. Bence de yok. Orada belineli yani. müthiş bir Alıyor. tiyatro yapıyor. Müthiş yani Navarro Style yaptı yani net anladın mı? 20 yıldır yapıyor. E işte 20 yıldır yapıyor işte bunlar işte tecrübe yani bu başka bir şey yok. Böyle yavaş yavaş off screen çıkıyorum temas oluşturuyorum. Bilmem ne, işte bir köl ya da e, Göz Teması Payola'yla Hop Loppası, beleş turniki Yani bunları... Belli ne bir kızalım niye yapıyorsun diye. Yaptırma, yaptırma abi o zaman. Yaptırma işte aman i̇şte bunu yani, demek istiyorum sonuçta yani. Sonuçta şey, bir ağır tane. ağır olduğunu bilmiyor muyuz? Ha. Teodos için kırılgan olduğunu veya provokatif. Aynen öyle. E, biraz Ama bir süre Teodos zaman hiç direkt. olduğunu bilmiyor Ama muyuz? Ama girer girmez ne yaptı Teodos hiç? Çak ritmi bulmak için. Doğru mu? Yani orada çıkacaksın yani orada yapıştıracaksın yani yan yana kalacaksın Ol, olmuyor yani. Ee, Bunu yapmasan olmuyor. Edwards'ı bu maçta kullanmaması e, artık bir mesaj mı değil mi onu ben bilmiyorum ama Tyler Durst, Dorsey istediği kesin. E, çünkü Fenerbahçe Beko'nun bu anlamda bir iki numaraya ihtiyacı var. Yani Wilbeck'in birden iki. Tyler Dorsey daha farklı. O iki bir gibi bir oyuncu ve bitiricilik konusunda e, Edwards'tan çok daha Avrupa basketbolunu bilen, tanıyan, geçen sene Final oynamış ve çok daha bence yaratıcı bir oyuncu. Evet. Çok katkı yapabilir ama e, tabii orada da imkanlara bakmak lazım. Karşı işte takımların, şu Olympiakos'un, Monaco'nun e, teklifleri var. E, Olympiakos eski takımı e, ama İtudis'te mini takımdan koçu. Orada bir tercih yapacak ama bundan 5 <laughs> hafta önce de bu takım e, herkesle çok e, rahat bir şekilde kafa kafaya oynayıp maçları kazanıyordu. Şimdi kadına şikayet etmek bana göre şu anlamda çok e, Hah, yanlış geliyor işte bana. İşte 5 haftada 2 transferi ihtiyaç duyulan e, bülentik bülentik nasıl, geldi? nasıl geldi? Nasıl geldi yani? Yani sadece Willbek'in de şey işte, e, evet Modrić sakatlıkları çok zor bir zamanda geldi ama e, şu anda dönmelerine rağmen takım içerisinde bir şey kaybı var nasıl söyleyeyim onun hani bir enerji kaybı var bir kere. Peki e, bir isim çıkması lazım ama hala söylemiyorsunuz. Nasıl yani? Bielitsa. Ya tamam Bielitsa ama... Onu artık yok sayıyoruz. Kısa ya, Bielitsa. Hayır öyle deme. Dönmek üzere. Evet. Yanlış mı okudum? Doğru. Ama üçüncü dönmek <laughs> üzere ki şey yani sezon başında yok, beri yani dönmek bir... Yok yo, şimdi bu sefer o, şaka değil galiba. Yani yakın dönemde dönecek gibi Hı. gözüküyor. Onda bir soru işareti yok da bir kısa rotasyonunu konuştuğumuz için zaten yani doğrusu ismi de ön plana çıkıyor. Çünkü yani burada şu andan iki takımımızın da e, onar yabancısı var. Hani Bakin ve e, Larkin'i dahil etmiyorum ki bugün işte şeye ayrılıyor. Etmiyoruz. Şey, dahil etmiyoruz. Laf, lafını kesiyorum yeah, kusura bakma ama. On, onları orası 11 on oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> yara... <gülüyor> ya sayıyı düşük. Yaratıcılıktan bahsediyoruz ya. Aynen, yani. Yaratıcılık e, eksiğinden bahsediyoruz yani orada birer e, bir şey e, katkı şey, çok büyük bir, bir katkı şey eder yani diye düşünüyorum ama, ama işte Taylor yine Tyler Dorsey ya da onun muadilinde bir oyuncuya ihtiyaç duyuyorum mesajı var bence iyi Çünkü iste yani çünkü şimdi Dorsey'nin durumu mesela ben bu hafta karar vermesini beklemiyorum bir dakika zaten Dorsey ile sıkıntı ne zaten yani nasıl? gelmek istiyor mu Dorsi an, yani istemiyor mu Dorsey mi olabiliyor mu nasıl o, Tabii ki gelmek istemiyor. NBA'de kalmak istiyor. Önünde zaten iki tane yani NBA'de şey, kalmak istiyor. Nasıl bir şey? Nasıl olacak işte bu? Training camp tarzı şey Allah var biliyorsun ya. işte tek. İşte e, tamam da. 200 bin. 200 e, imkan, bin ban... Bence NBA'de kalamaz o. E, kalamaz. Kalamaz. Ama, yani ama, bu saati kalamaz. Ama şöyle bir durum var işte. Oyuncunun e, isteği. Evet. Uzun vadeli bir kontrat yapıp içine bir de NBA opsiyonu yerleştirmek. Yani mesela yazın mutlaka çıkış istiyor. Tamam. 200 bin altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almadılar. 200 binden kastım aylık. 200.000 bin Tabii euro ki. bandındaki bir Tabii teklif. Hiçbirini değerlendirmeye almadılar. Yani Fenerbahçe işte 16 ay gibi düşünelim teklifi. Minimum 3.2 milyon euro yapar. Hı hı. E, aslında bu okay. şey. Durum. Olympiakos da zaten. Olympiakos o paraya çıksa evet. Olympiakos'a gidecek. Kesin yani. <laughs> Olympiakos o paraya çıkmadı. Çıkacak mı? Bilmiyoruz. Ama paranın eşit olduğu bir denklemde Oyuncu oyuncunun Olympiakos'a gideceği kesin gibi. Şu an Fenerbahçe teklifi biraz daha iyi hı hı. ama e, yani çok böyle de hani agresif mutlaka almamız lazım, mutlaka böyle transferi bitirmemiz lazım e, gibi bir süreç yok. İki yani iki takım da suyu test ediyor. Peki menajer kim? Ozan Bey. Oktogon. Yani birçok kişi. Var mı şey Yunan bağlantıları? Var tabii canım. Itudis'le. Bu, iş, ki, bu, iş, bu iş yani tamamlaması lazım yani. Bu iş sonuna kadar baskı yapmak lazım. Yani çünkü bu e, yani bu parça eklersen benim fikrim yani bambaşka seviyeye çıkacak yani Fenerbahçe Beko. Doğru. Dorsa ile Öyle değil Kesin. mi abi? Bence bu haftaki Zalgiris maçı belirleyici olur. Belirleyici olur. Hadi bakalım. Çünkü fikrimi... Bence bence Hı. belirleyici olması için hani maça gerek yok ama ihtiyaç olduğu belli, belli. ama e, hani Zagres maçı zor bir deplasman. İşler iyi gitmezse onlar onlar şey final fora gitmek istiyor yani. <laughs> zor da ama şey sonuna kadar <laughs> yok o yok. Gelecek. Gelecek, hayır hayır. <laughs> yol çok uzun yani Ta, tabi ki yani şey demek istiyorum. Her fırsat değerlendirmeye çalışıyor yani şu anda yani en en zor salonlarından biri yani kızar giriyor. O zaman e, yemek sepeti marketle soru cevap bölümü <laughs> diyelim. İlk soru e, Selim Tanrı verdi sormuş. E, Kaptanın ve Ale'nin Hala ara ara rüyalarına giren, unutmadıkları, unutamadıkları bir maç sonu var mı? Real Madrid'de final oynuyoruz. Beşinci maçta, e, Sasha Djordjevic iki tane e, çok kritik üçlük atıyor. Sonra salonda Palau'dan çıkarken hmm. işte hareket yapıyor yani böyle fanlara yani karşı. Debasiyondan işte. geldiği yani için. Böyle, böyle çıkıyor ya. Orada Palau var ya. <laughs> Nacho Rodriguez ona kuşuyor, dövmeye çalışıyor taraftarlar inmeye çalışıyor vesaire. Düşünsene Djordjevic bir sene önce Barcelona'daydı. Evet, değil yerine değil Goldwire aldı. Anthony mi? Goldwire geldi evet. Aynen. Zor yani. Gerçekten çünkü şey dedim yani ya yine kazanamayacağım yani. Çünkü ben 4 final kaybettim Fransa'da düşünsene. Yine final, İspanya'ya geliyorum transfer oluyorum Barcelona'da. İlk sene final oynuyoruz. Beş maç Oha diyorum ya yine mi kaybedeceğiz diyorum inanamadım yani tamam mı? Ağladım yani bir hafta boyunca. mesela Fenerbahçe'deyken Sibor Zagreb deplasmanda kaybetmiştik son saniyede. 98-99 Chuck Atkins iyiydi ya. orta sahadan attı. Yani kazandığımız maçı Aynen. benim kaşım patlamıştı falan o maçta. Yani kim evet. vardı sih da ya? Rematch'lar girecek. Yani. Brankovic, 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 Değil mi? Eee Mamić, Şu Sesar Cesar, sonra Cesar daha Biraz az evet evet. Ee, oyuncu iyi takımdı. Son saniyede Zantabak tipleri topu orta ha. sahaya düştü. Ha. Ha. Atkins orta sahadan attı. Maç bitti falan. Delirmiştim yani. <gülüyor> <Hayat> <gülüyor> bir de abi. yani çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi iyi takımla 2002 Dünya Şampiyonası'ndaki Brezilya Brezilya maçı. Maç. Ya o da hepimizin çok üzüldüğü. Yani bas, o, o jenerasyonun ne oldu bu maçta? Ee, ne oldu maçta? Biz öndeydik ilk yarıda. Ha. Hep önde götürüyorduk. Ee, maçın devre arasında Japonya dedin doğru mu? İlk yok Indianapolis. Indianapolis. Indiana 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 pardon. Ha. Evet. i̇lk yarı hiçbir şey yok. Ha. Acayip oynuyoruz, önde götürüyoruz falan. İlk yarı soyunma odasına giderken bizim e, arkadaşlardan sağ olsunlar e, kendi aralarında kavgaya tutuştular. Oh, okay. ee, o bir şey yarattı takımda falan. Hı. Maçın sonunda tekrar kazan, yani kazanıyoruz yine maçı. Ee, can bir tane saçma sapan basket faal. <laughs> ee, Kerem Tunçer'e öbür tarafa hmm. şey, basket yaptı. Üzerinden e, maça doyla e, switch yaptık. Misat tek tek kaldı. 9 metreden bir koydu düştü. Yani vardı mı? Yok Oscar yok canım. Yok değil mi? Şimdi, yok. Sene kaç? Ha, yok, yok sene, kaç? Ha, yok yok tamam. Şey vardı öbür... Alex Solak neydi çocuk? Alex Soza mı? Yok. O şey... o zaman ben değil o? Nasıl attım şimdi? Alex Garcia var. Başka? Varaja tamam. kardeşler. Barbosa var. mı? Barbosa var. Tamam. Ama o Barbosa oynamıyor. Bir de bir tane şutör var. ne diyor? He, e, e, tut, tut, tut. Hangisi ya? Mazzucini mi? Aa, o İspanya'da oynadı çok, ee, böyle 2-2-2-2-3 gibi yani böyle 3-4 oynayan biri. Conrado ee, mu Demetri? Yok, yok. Bilba e, Malaga'da oynadı mı Bilbao'da oynadı mı? Ee, of Giovagnoni. Giovagnoni o, o var ya öf kabus yani. Neyse çok tamam, baş... ya. tamam. Başka ee, soru? Başka soru, ee, hızlanıyorum. E, Şener Bey sormuş. EuroLeague'de gel gelirin artması için ile bir ortaklık gerekmiyor mu? Oradan gelecek senelik 100 milyon Euro'luk bir katkı EuroLeague'i kurtarabilir. <laughs> G League'de EuroLeague'le entegre olabilir. 100 yani, euro katkı, <laughs> ya 100 milyon Euro'luk katkı. Ya NBA'de 100 milyon Euro vermek için EuroLeague bekliyor. <laughs> e, ya ben bu hani bu fikir tabii ki şey, e, herkesin hani böyle finansal açıdan düşündüğünde bulabildiği tek mantıklı senaryo gibi gözüküyor. Ama e, benim tereddütüm özellikle NBA'deki bu sezonu gördükten sonra daha da arttı. Umarım gelmez NBA'ye. Yani <laughs> gerçekten bu, benim hayatımda izlediğim en kötü NBA sezonu Öyle e, mi? şu an. Korkunç, korkunç ya bir basketbol oyunu. Ben de ne, ne dedi? Izledim. Ne, ne dedi? <laughs> Devrede kapat. Noel akşamı dedi, 6 evet. tane maç var. Lakers-Dallas Lakers, Lakers, mı? O dedi, onu ben anlatıyorum, öbürünü bilmem. Abi Dallas-Lakers maçı seyrettim. Eee? 6. dakikada karnım ağrılar gibi. <laughs> Neden <laughs> bulandım maçı seyrederken? Gerçekten, Gerçekten mi? Luka ve Lebron da Abi Luka ortada yok mu zaten? Herhalde ikinci, i̇kinci açıldı. Yarı, hmm. iki yarı açıldı. İkinci yarı açıldı. Saçma sapan atışlar, <laughs> top kayıpları. <laughs> e, Ors takim havası. Herkes bomboş atıyor, eline gelen topu fısa vuruyor. Yani ay, inanamadım ya. İnanamadım yani. yani NBA, NBA zaten hani ambalajla ilerleyen... Ama ben mesaj attım buna zaten. Aynen. <laughs> ambalajla ilerleyen bir lig de... E, ya yani ben mesela playoff'un hala basketbolun zirvesi olduğu o da. ayrı bir zaten ama işte herhalde, normal bir ayrı ayrı dönem yani sezon normal sezon içerisinde. normal hmm. sezonda yani birkaç maçı var tabii şimdi hakkını yemeyelim yani ama şey Daha, oldu yani 35 tane maç oluyor. Düşüş ıı, inanılmaz boyutlarda bence. Yani, yani şey defa şey çok kötü biliyor musun ne? hani e, kazanamayacaklarını anlayınca hmm. herkes bırakıyor ya maçı? Hmm. Yani o zaman hiç izlenecek bir şey kalmıyor. Yani şimdi hep çok maçlar işte Eskiden, entertainment işte, e, havasından evet, şey, işte, geliyor. Yani. Hani NBA ile aslında Avrupa Avrupa Ligi'nin arasındaki en büyük farklardan bir tanesi NBA ile belki daha çok maç oynanıyor. Hı -hı. Ama Avrupa'da artık oraya yaklaştı bu Windows'lar, yeni e, takım maçlarıyla. Hı -hı. Ama Avrupa'da oynadığın her maç birbirinden önemli. Evet. Yani bugün atıyorum Asvel'le oynuyorsun. Hı -hı. Üç gün sonra Bologna deplasmanına gidiyorsun. Aynı önemi taşıyor. Aynen öyle. Ve belki daha da önemli taşıyor. Ve bir sayının farkı var, evremi var. Hı -hı. Yani attığın, yediğin... Son topa kadar her maçta mücadele etmen lazım ama NBA'de Boston'a gidiyorsun kazanıyorsun her gün oradan New York <laughs> maçına geçiyorsun ama bırakıyorsun oradan Toronto'ya geçiyorsun yani şeyim var. Ibo, bu bu seni Ozan söyleyecek çok özel bir sene. çünkü çok tanking var hı hı. ve yani. herkes Webban Yama peşinde ya ondan dolayı. Yani. Evet. O o Abi, o sene çok yanlış mı yo, söylüyorsun? Yok doğru söylüyor. O değişiklik. da çok saçma. Ya. O, o, o çok da saçma çok saçma ama, çok saçma yani. yani o da, da ya. NBA mutlaka bir şey bir şey koyması lazım ama nasıl yapabilir ki? Yani tanking yapmayın. Yani ya ben hala Söyle söylenmez bir şey. Ben hala yani. şu konudayım. Ya Avrupa'da evet e organizasyon eleştirilebilecek çok yönü var. oyuncuların üzerinde. Zaten bilen... organizasyonu şey yapmıyoruz yani. İnanın... NBA organizasyonu yok, üzerine yok. bir organizasyon evet, yok evet. zaten yani. Bilen... Aynı şeyi tartışmıyoruz. İnanılmaz bir yük var oyuncuların üzerine bilen inanılmaz, i̇nanılmaz ve bunun, bunun çözülmesi lazım. Kesin. Ama ürün hala çok kaliteli. Yani çok ya izlenilen i̇nanılmaz şey, izlenilen evet. şey hala çok kaliteli. Zaten hani bu bunun... mesela bu haftaki bak NBA'de normal sezonda i̇nanılmaz. Yani 5 tane öyle maç var normal sezonda. 5 tane bu. Tamam hata var. Miroti çizgiye basıyor evet. vesaire. Zaten önemli olan bu bunu izlettirmek dünyaya yani. O şey maçı evet. herkes oturup izliyor yani ve e, oraya gidenler herkes, herkes mutlu hayatında. Yani Biliyorsun galiba. E, çok üzüldüyüm. E. Wemban Wemban maçları hı hı. E, yayınlanıyor. Amerika'da yayınlanıyor. 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 Yani o da, anladın mı? Yani bu sene çok değişik yani. E. Evet bir soru daha alayım hatta hibrit bir iki soru yani bir birleş, birleşebilir belki benzer sorular çünkü İlhan Bey'in sorusu e, uzun bir soru Euroleague konferanslar ayrılırsa tadı çok kaçar çünkü rekabet inanılmaz haksız dağılır Rus takımlarının geri döndüğü senaryoda Euroleague Doğu ve Batı diye iki konferansa ayırsak işte Efes, Fener, Olympiakos, Panathinaikos CSK, Zenit, Kimki, Makabi Unix gibi takımlar olur. Kimki olmaz Kimki kim ki oldu artık güle güle hmm. kim ki. <laughs> e, Dubai'de e, kurulabilecek güçlü bir takımla burayı da eklerseniz önüm grubu olur. Batı konferansında İspanyollar Elini Kolunu sallaya sallaya güle oynaya çıkarlar. Real Madrid, Barcelona, Baskonya falan rahat sezon geçirir. Monaco var. dışında doğru düz rakip yok. Alba, ASV, Münih, Partizan, Kızılız, Valencia, Milano görece daha kötü takımlar. Evet, bir kere Partizan orada mı olur, burada mı olur? Hmm. Evet, ee, Kızılız Evet, orada mı olur, burada mı olur? Tartışılır. Hmm. Bu kadar Rus takımı dönmez o kesin. Ben de çok katılmıyorum bu yoruma. Bence Kimleri dengeli. Söyledi? Takım Rus takımları. takımları. CSK. olacak. CSK dediğin başka ne dedin? CSK, Zenit, Kim, Makabi, Unix, işte Zenit. Dubai. Kim? kim Bir kere Panathinaikos burada sonuncu olur Hı. zaten. Sırplar biz olarak. neredeyiz biz? Sırplar da buraya gelir. Biz kim? buradayız. Biz buradayız ya. Ha. Biz doğudayız. Hı. Hmm. Oldu da biz diğer tartışıyoruz yani şimdi. Yani evet e, ama olacak gibi gözüküyor. Yani ne zaman olur bilmiyorum ama. Olacak e, olacak. Yurulik Başkan Vekili İbrahim Kutlay zamanında da. <laughs> o yüzden sordum biz neredeyiz. O, o, ama O alamadı yani benim şey hemen, benim esprimi Ama neyse. Ceva cevabını bildiğim ama <laughs> vermek istemediğim yeah. cevap vermek istemediğim sorular. <laughs> next e kategorisine. <laughs> E, herkes doğal olarak Dubai'den gelecek sponsorluk parasına odaklanıyor. Evet, Euroligin ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığı çok net. Ben ise işte Dubai'de lige katılacak takımı büyük risk olduğunu düşünüyorum e, demiş bir izleyicimiz ve e, Avrupa'nın zaten kısıtlı sayıdaki yetenekli oyuncularını bünyesinde toplayıp rekabet seviyesini çok aşağı çekebileceklerini düşünüyorum demiş Dubai takımıyla. Bunun ziyade ne Dubai, çok ne ben çok şey. Da bak zaten. bir yorum çok duydum yani. biliyor musun? Lojistik açısından Dubai'ye nasıl gidilecek? Dubai. Çok uzun bir deplasman. Bilmem ne ya. Benim şey yok ki. Hiç öyle bir şey yok ki. Yani bir şey yok Dünya'da yani. Yani nereden Dubai'ye uçuş var. Aynen öyle. Ya uçuş e... var canım ya. Yani zaten Rus Rusya'ya gitmek için de İspanya'dan uçuluyor. Moskova'ya gitmekle İspanya'dan Dubai'ye gitmek arasında çok ya büyük canım. fark yok ki. 3 saat fark var ya neredeyse. Ya bir bir taraf 8 saat, bir taraf 3 saat fark var Nerede? İstanbul Dubai ne kadar uçuş? 3.40 falan. 3.30. 3.5 e hadi 3.5. Tamam Barcelona ne kadar? 3 O da aynı. E Abi yani düşüm tamam, 6 7 saat etti. Tamam ama öyle <laughs> öyle ki hesap hesaplanmıyor öyle. Ama, yani. Ne kadar oynayabilir? 2 saat var kardeşim abi. 2 yani saat fark oynayacak. etsin. yani. İki saat var kesin. Ne fark eder? Tamam, NBA'de alt problem değil mu? bu. Hiç yani, ben hiçbir iş yani, bir problem ben, olmaz. Bak, en büyük problem bu demiyorum zaten. Ama, ama tamam. bir bir ne diyor? şeydir yani. Sevi, seviye seviye aşağı doğru rekabeti doğru şey hayır diyor ki rekabeti bozar diyor Bayley takım olması paradan ötürü. ÇSK Moskova'nın Dubai'den farkı da yıllarca ya. Ne yaptı? ÇSK <laughs> 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 ne yaptı şu ana kadar? Ee, Dubai'de bence koçun kim olacağı çok ha? önemli oldu. Var mı şey isim? E, bekleyenler çok var. Ne gibi? Beşik. Ailecek bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> torun, torunlar. Baba, anne. Yeni, yeni Yasper mi? Yeni Yasper <laughs> torun, mi? Torunlar. <laughs> torunlar. Bir <tüm> paket. <laughs> <laughs> Ailece bekliyorlar. Vay vay vay. E, Lasso, ne olursa olsun hmm. e, büyük bir aday ama evet. ligin ay takımın ne zaman kurulacağı ay dedim bir daha de alayım. <gülüyor> <gülüyor> takımın ne zaman tabii kurulacağı önemli burada. Tekrar biliyorsun ortamızda oturan bir isim var. E, Euroleague başkan vekili e, İbrahim Kutlay. Bir şey Allah bir Allah şeyler Allah duydum ben. Şöyle bir şey yok. Şey Vučić doğru mu? Yok. Yok. Değil. Ya şöyle bir şey. öyle söylentiler de var. Evet. Peki ama daha iyi şey, sevildik. Sayın Kurtluay Bunç, nerede? Bu Hiç şey, organigramda ne, hangi o Ona sor her yerde beni söylüyor adam. Ben burada <laughs> oturuyorum. Bir yere gittim yok, buradayım ben, merak etme. Ama cidden kurtlamazsın sen. Sö söyle o zaman. Ben Nikola alakalı ya bu programı izlediğine eminim tabii Nikola. <laughs> ya yani şunu söyleyeyim, gerçekten bu adam makabide ne yaptı da gidecek bir takımı daha anahtar teslim olacak. Yani ya inanılmaz bir şey Nikola Vuc için herhangi bir basketbol takımının yönetimine. Tekrar aday olabilmesi, yani inanılmaz bir olay. Böyle ha, bir şey yok ama bence. Ya. Hayır, var yok. Yani medyada bunun çıkması bile. Mem? E, hani, yani makabinin geldiği durumu düşünürsek ki zaten makabi ayırıyor. Zaten lokal yönetici yok, lokal oyuncu yok. Yok. Meşburen yani bize gelin. Tabii ki yani mecburen gelecekler. Canım. Tamam yani böyle bir bir de bir isim arıyorlar. Tabii. Evet. Orta basketboluna sonuçta. Hı -hı. Yani e, yeniden bir organizasyon ve adını duyuracak. Belli ki hani parayla gelen bir organizasyon hı hı hı. herkesin bu iştahının kabarma sebebi de o zaten yani işte herkes elini böyle bekliyor. <laughs> ben söylüyorum işte bak İbrahim abi şeyleri söyledi özellikleri söyledi isim e, kariyer evet. işte e, a, ne olursa olsun işte Arap ve Avrupa dünyası arasında köprü olabilecek hı. tecrübeye sahip biri. Hı. E, takım yöneticiliği yapmış biri. Hı, hı. Euroligin içinde bünyede yer alan biri. Kutluay. İsim kim olabilir? Yani ben burada takdiri e, sevgili izleyicilerimize... Bize unutmasın yani... yeter. Başka bir şey <laughs> demiyorum. <demeyeyim. gülüyor> <laughs> Kapatıyorum. İbrahim abi de telefona baktı. Ha. E, çünkü Kim arıyor? Prens. Bodruga arıyor. Pre... <laughs> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ağzına sağlık. Ee, gelecek hafta. Tekrar iyi seneler. Herkese sağlıklı, e, sağlıklı evet. mutlu, güzel bir yıl diliyoruz. Ee, evet. Eurostep'te bizi izlemeye devam edin yeni yılda da. Ben hiçbir şey söylemem bunun üzerine. <gülüyor> Kapatıyoruz programı. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. NBA'ye dair her şey Salı ve Cuma günleri bu masada Amerikan Mutfak'ta konuşuluyor. Bize heyecandan ayağa kaldıran hareketleri ise her pazar günü Amerikan Mutfak Ekstra'da seçiyoruz. Bu keyifli yolculuğa sizleri de bekliyoruz.